Merhaba sevgili arkadaşlar. 28 Mayıs Cuma Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 8 koşulu bir programımız var ama önce hayırlı cumalar, mübarek cumamız hayırlı olsun arkadaşlarım. İlk önce bu dileğimizi sunalım. Ondan sonra programımıza geçeriz. Bugün 8 koşulu program var. Güzel bir program var yine. Ama tabii ki riskli tekler atıyoruz. Bazı yerlerde inanın eleme yapmak zorunda kalıyorum. Hele bazı günlerde hiç tek bulamıyorum ama mecburen bir tek bankoyu geçmek zorunda kalıyorum. Programlar çünkü denk safkanlar oldu mu inanın işin içinden çıkmak biraz zorlaşıyor. Tabii ki burada çok sık şeyler yapmak zorundayım, analizler yapmak zorundayım. Bazı yerlerde, bazı yarışlarda inanın çok vaktimi de alıyor. Ama ne yapalım? Sonuçta burada sizin çünkü para verdiğiniz bir oyun var. Yani bu veba olmasın, günah olmasın arkadaşlar. Ne yapalım? Başka çaremiz de yok. Ben de elimden geldiğince sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Tabii yeni üyelik yapan arkadaşlarımız da hoş geldiniz. Katıl butonundan da üyelik yapabilirsiniz. Instagram üzerinden de üyelik yapan arkadaşlarımız oluyor. Ben onlara hepsine hoş geldin diyorum. En azından ailemizin yavaş yavaş da olsa büyüdüğünü görmek güzel bir şey. İstanbul'da aynı şekilde 8 koşuluk program var. İstanbul'da fena değil, güzel bir programa benziyor. Tabii benim en çok umut verdiğim, yani en çok bağladığım bir Belmont Park'la yarışı var. Amerika'nın. Valla programa da bayağı bir inceleme fırsatı buldum bugün. Güzel bir program, hoşuma gitti. İnşallah yarın sizlere de bu güzel programı sizlere Allah nasip ederse sunacağım arkadaşlar. İnşallah tutturursak da ne mutlu bana. Gelelim bugünkü yarışlara. Bursa'da 14. yarış gününde birinci koşu saat 14.30'dan itibaren başlıyor. Şartlı 2 dişlere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışında birinci dörtlü Ganyan'ımızın start verdiği bu koşuyla birlikte herkese bol kazançlar diyerek başlayalım arkadaşlar. Bu birinci koşuda baktığımız zaman en azından bir yarış koşup kazanan bir oğlu Nisan Er. Bu Öz Haber temsilcisi. Tabii ilk koşmuş olduğu yarış çimdeydi ama bugün kumda koşacak olan bir isim yine çalışmaları kumda yapıyor. Gruba göre bayağı ön plana çıkıyor. Ben de kazanmasını bekliyorum. Benim bugün eğer dörtlü Ganyan ayağında banko ile geçmek isteyenler için Binon Nisan Er'i tek olarak önerebilirim. Eğer siz bu safkanın yine ben at yazmak istiyorum derseniz de bu en azından kutlulara ait olan 5 nolu Hanende Balı. Balıkan temsilcisi bence son işlerinde bayağı aşama kaydeden bu isim her geçen gün düzgün kıvama geliyor. Artık sportif vaziyetini alıyor. Çünkü safkanın 3 yarış koştu ve artık her an fotoda beni bulabilirsiniz imajı veriyor arkadaşlar. O yüzden eğer bu Binolu Nisan Er'e rakip ararsanız da bence 5 nolu Hanende Balı ideal bir isim arkadaşlar. Günün ikinci koşusunda 7 plase ve 3'lü Ganyan ayımızın başlayacak olan bu handikap 15 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik çim koşusunda 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışta tabii baktığım zaman bu yıl bir yarış gördü. Bir beşincilik elde etti ama ben bu grubun biraz daha üzerinde gördüm. Bir nolu yeşil ışık Alican İncel'e kazanmaya en yakın isim. Bence kazanması en normal sonuç olur. Eğer bu safkanın yanına bir rakip arayanlar için de önerebileceğim isim bana göre şu andaki rakiplerinden biraz daha ön planda olan 2 nolu Bobby Steele olacak. Bu Scarface temsilcisi Halil Kaplan'ı ama ben 1 nolu yeşil ışığın kazanmasını bekliyorum. Rakip arayanlar da 2 nolu safkanı önerebilirim. Günün 3. koşusundan itibaren 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Bir Eastern Star adına düzenlenecek bir şartlı bir 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metrelik kum yarışında 0 kilometre taylar. Tabi Eastern Star da Türkiye'ye gelmiş bayağı güzel bir aygırlardan birisi. Çoğu safkanın da zaten dedesi muhakkak oradan gelme. İyi bir kanattı. Onun adına düzenlenen bu güzel koşuda 1 ve 4 nolu safkanlar ekürü, 7 ve 11 nolu safkanlar da ayrı bir ekürü arkadaşlar. Tabi ilk kez 0 kilometre taylar burada olunca biraz tedirgin olmamak içten değil ama iyi safkanlara var. Çalışmalar da bayağı iyi olan safkanlar. Ben de buradan benim hoşuma giden bir orijin çıktı burada. Bir nolu Agent Finale. Final bu hem ekürü avantajına sahip bu Not This Time bir Amerika'dan gelme bir safkan. Zaten Amerikan şeyi var. Yani %75'e koşuyor herhalde bu safkanın. %70 mi? %75 mi öyle bir şey. Çünkü yurt dışı olduğu için Ayhan Kurşun'la start alacak olan bu safkan kalite olarak bayağı iyi. Eşkal de iyi. Yani büyük ihtimalle de kazanması gerekir çalışmalarına göre, kanatına göre, bir de ekür avantajına göre. Ama bu safkan tabii ki şartlı bir, hepsi 0 kilometre olduğu için burada haliyle biraz kalabalık yazabiliriz. İki nolu Agustin, Kaneko temsilcisi Mertcan Çelik'le start alan bu safkanda işleri fena değil. 7 nolu VRV, ekür avantajına sahip Mendip'in güzel temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alıyor. Yine iyi hazırlıklara sahip bir isim. 10 nolu Hidden Monies. Bir Scarface temsilcisi olan bu safkanda Ali Kaplan da start oluyor. Bir Kemal Kurt ekürüsüne ait bir isim de yine güzel hazırlıklarla gelen bir isim. Bir de 3 nolu Bülent Ağa. Bu Perfect Storm temsilcisi Mahsun Demirbaş'la start alan Mahsun değil mi? Evet.
Mahsun Demirbaş da start alan bu safkanda yine güzel işlerle gelmesi gereken isimler arasında. Biraz ben de önde, daha sonra 2-7-13, eğer buraya 1-2 safkanı da ilave edebilirsek bu 8 oğlu Ak Yazılı Belkıs, bu Aprov temsilcisi Onur Yıldız da yazabiliriz, fena değil. Bir de 9 oğlu Bas Balia, bu Amerika temsilcisi Onur Öztürk'e start alıyor. Benim bugün biraz dikkatimi çeken şu, bakın Ahmet Kurt, Kemal Kurt, antrenör aynı, bunlar ekürü arkadaşlar, normalde aynı ağırdaş ama ekürü koşturtmuyorlar. Formaları sadece birisi sarı, birisi şeyden geçiyor, beyazdan geçiyor. Yani bir Ali Cengiz oyunu olmasın, hani bunu gösteririz de bunu getiririz anlamına. O yüzden bence ilave edebiliriz. 1, 2, 7, 10, 3, önce 8, 9 da daha sonra şans verdiğim isim. Günün dördüncü koşusu Altılı Ganya'nın ikinci ayağında, handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 1200 metrelik kum yarışında. Burası biraz kalabalık, 18 safkan var, 7 ve 14 olan safkanlar ekürü. Ben önceliği bir nolu Hekimoğlu'na vereceğim, bu Kazbek temsilcisine Kaancan Gökçeli. Son Çim yarışındaki yedinciliği bana göre hiç ölçü almamakta fayda var. Safkan bugün sevdiği pistte kendine uygun grupta bence ilk şansı hak ediyor. Dört nolu Mor Yağmur, bu turbo temsilcisi Mahmut Turan'la start alıyor. Bu aralar güzel bir performans ve form varken kesinlikle hata affetmez. Bir de bunların yanında ben ekürü avantajıyla koşacak olan, bugün çok duyumlar aldım, 7 nolu Aber, hem ekürü avantajına sahip bu isim Mustafa Çiçek'le bence ilk tabloda yazılması gereken isim. Yani 1-4-7'yi öncelik yazalım. Eğer bu üçlünün dışında at yazarsak inanın tam bir ordu var, kalabalık bir ordu var. Bunlardan birisi 15 nolu Memoa, Atik Bey temsilcisi Cem Pasol'e start alan safkan bomboş kilosuyla sürpriz yapabilecek kıvamda olan bir isim. 6 nolu Karabaş, yine bu gruplarda her zaman söz sahibi olan bir isim, Gökhan Yıldız'a hata affetmez. 8 nolu Gençberk, Kadir Tokaçalı start alan safkanda bu aralar fena değil. 12 nolu Helecan, bu Uçan Oğlu temsilcisi Nevzat Avcı'yla, bir de 11 nolu Nehir'in Oğlu, bu Uçan Bey temsilcisi de Onur Öztürk'le geniş ve sürpriz arayanlar için önerebileceğim isimler. Ama 1-4-7 önce geniş ve sürpriz arayanlara da 15-6-8-12-11 sıralamasını vereceğim arkadaşlar. Günün 5. koşusu Altılı Ganya'nın 3. ayağına geldiğimizde, handikap 15, dişlere ait 4 yaşlı Arapların 2200 metrelik çim koşusunda. Yine kalabalık. Bugün kalabalık yarışlarımız çok var. 1 ve 10 ekürü, 12, 13, 15 de ayrı bir ekürü. Ben önceliği bu çim pistteki güzel performansıyla 5 nolu Serin Dalga'yı, bu Özgün Antepsicisi Ali Can İncil'e biraz daha gruptan ön planda tutuyorum. Ama çok farklı değil, ama tabii risk alınabilirse ben vallahi Serin Dalga'yı tek bile atabilirim. Bu Özgün Antepsicisi mesafe tutan bir isim, çimi de seven bir isim. Bence her şeyiyle kazanır da gözüküyor, ama ciddi rakipleri var. Ben öncelik bu Kurtel temsilcisi olan 4 nolu Zeynep Çek, Sercan Tırpan'la start alıyor. Oldukça etkili ve güzel performansı var ama kumda. Şimdi çim koşar mı diyeceksiniz? Kurtel çim koşan bir isimdi arkadaşlar. Bu Kuzum da bir Berkoş temsilcisi. Berkoş zaten bütün yarışta çim ve biraz da yumuşak pistleri sevdi. Berkoş zaten Tunca'yla, bu hiç geçilmeyen Tunca'yla anneden kardeş, 53 Zehra olması lazımdı bu safkanın da orijini. Ben o yüzden Berkoş'un tayı zaten çim, baba çim, bence bugün çimde çok güzel yarış koşar bu 4 nolu Zeynepçi, kesinlikle ihmal etmeyin. Bir de 3 nolu Gökçekent, bu Ayabakan temsilcisi İbrahim Ali Ketmele, yine iyi performansı ve iyi durumuyla bence yazılır arkadaşlar. Yani 5 bir tık önde ama 4-3 bana göre ensesinde olan isimler. Eğer bu ayakta 1-2 safkanda yazarsak en azından bu kurtellere ait bu ekürü avantajıyla koşacak olan 1 nolu Havzalı, bu Fehim Furkan Himli start alıyor. Ekürüsü de fena değil. Bu 10 nolu Hürgabak. Bir de gizli ekürüsü, pek gizli de değil ama 2 nolu Badem Ağacı'nda. Bugün çim pistte bence iyi koşar. Bir Gobak ve temsilcisi Nevzat Avcı'yla. Yani bunlar görüyorsunuz 3 tane aynı ağırda at var ama ikisi ekürü, birisi değil. O yüzden dikkat etmekte fayda var. 5 önce, 4-3 ciddi rakip. 1 ve 2 de geniş ve sürpriz arayanlar için önerebileceğim isimler. Günün 6. koşusu Altılı Ganya'nın 4. ayağı. Şartlı 4. 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 metrelik çim koşusu. 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışta yine önde güzel tempo kurup bu yarışı götürmeye çalışacak olan 3 nolu Wanted Tolga Yıldız'la çok çok şanslı ama artık gördüğü yarıştan sonra hızla toparlanmaya başlayan kalite bir isim olan, hatta Gazi'de bile, Gazi koştuğu gün bile çok şans verilen 4 nolu Akgün, bu Toruk Makta temsilcisi Onur Öztürk'le iyi durumuyla bence en ciddi rakibi. Yani 3-4 bana göre bu gruptan bir adım, hatta birkaç adım da olsa ön planda tuttuğum isim. Eğer bir safkanda yazabilirsek bu kurtellere ait 7 nolu Handsome Hero, bu Raj Saman temsilcisini de bence ayağın kurşunda ilave edebiliriz. Ama 3-4 önce 7, daha sonra şans verdiğim isim. Günün 7. koşusu Altılı Ganya'nın 5. ayağına geldik.
Evet, 5. ayakta handikap 17, 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışı. Burada yine kalabalık 15 savkanlar arkadaşlar. Evet, bu 5. ayak için tutum savkanlar öncelikli olarak güzel bir performansa sahip olan isim olan 5 dolu Handsome Man, bu Invisible Sun'ın güzel temsilcisi Mustafa Çiçek'le böyle güzel bir formu ve tırnağında olan bir isim, bence burada kesinlikle ilk at olarak yazılması gereken isim. Yani gördüğünüz gibi bu pistte çok sevdi. Yani son 5 yarışın 3 tane birinciliği, 2 tane ikinciliği olan bir isim. Yani ilk 2'den hiç ayrılmamış. Bence ilk şanslı isim olarak Mustafa Çiçek'le 5 nolu Handsome Man'i yazacağız. 9 nolu Perion ve Uproar temsilcisi Onur Öztürk'le start alan bu isim de yine son yarışını kazanan bir isim ve güzel hazırlıklarla gelen bu kalite isim de bence yazılması gereken diğer safkan 4 nolu Latika, böyle Victor Galop temsilcisi olan bu safkan da Tolga Yıldız'la son çim yarışını ben hiç ölçü almıyorum. Bu safkan bugün yine önlerde kendini adını yazdırması gereken isim. 11 nolu Dream Soldier, bir Victor Galop temsilcisi Nevzat Avcı ile çok uygun kilosuyla koşan bu Kurtalya ikincisinden bu safkanda yine oldukça güzel formuyla yazılması gereken diğer isim olur. 5-9-4-11 öncelikli olarak bu 4 safkanın yazılımı arkadaşlar, ama bu aya ben genişletmek istiyorum ve sürpriz arayışına girmek istiyorum derseniz de o zaman Mürsel Kayış'la start alacak olan 1 nolu Neos süratli yapısıyla kendine uygun grupta bence hiç ihmal edilmemez, edilmemesi gereken isim. 3 dolu Evergrande, bir Wind River Wind temsilcisi Çetin Taş'la start alan safkanda yine bugün ciddi hazırlıklara sahip bir isim. 14 nolu Oğlum Anıl, bu Victor Galatasaray'ın Mustafa Kemal Kumbasar'la bomboş kilosuyla hiç hata affetmez ve tabii ki bir de 2 nolu Kick Colon, bu Tokat temsilcisi de Kadir Tokaçoğlu'yla yine bugün şans almasını beklediğim isim. 5-9-4-11 önce 1-3-14-2 de sürpriz ve geniş hat yazmak isteyenler için önerebileceğim isimler. Günün son koşusuna geldik. Şartlı 3, 4 yaşta Arapların 1200 metrelik çim koşusunda yine kalabalık bir yarış bizi bekliyor. Bugün zaten genelde kalabalık 19 safkan var burada. 7 ve 14 nolu safkanlar ekürü, ama ben burada artık şeye güveneceğim. Kime? Süpermen'e güveneceğim tabii ki. Süpermen var burada. 4 nolu Süpermen artık bizi kurtarsın. Mükazber temsilcisi Onur Gökçe'ye start alıyor. Nihayet de bu grubun bana göre çok çok üstünde olan bu safkan kazanması en normal sonuç olur. Kendi formunu da buldu. Çim'i çok seven bu isim. Son güzel 4 gün önceki koşmuş olduğu üçüncülükle zaten bu yarışı yapması halinde bu grubu bence rahat rahat geçmesi gereken isim olur. Şu anda rakipleri de tam kendini bulmamışken bence kazanması gerekir. Benim bugünkü limanım Bankom 4 nolu Süpermen Okan Gökçeli arkadaşlar. Şablonu söyleyelim arkadaşlar. Birinci koşu 1, daha sonra 5. İkinci koşu 1 ve 2. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 1-2-7-10-3 önce 8-9 daha sonra. İkinci ayak 1-4-7 önce 15-6-8-12-11 geniş at ve sürpriz at aramak isteyenler için. Üçüncü ayak 5-4-3 önce 1-2 daha sonra. Dördüncü ayak 3-4 önce 7 daha sonra. Beşinci ayak 5-9-4-11 önce 1-3-14-2 daha sonra. Son ayakta da 4-10 safkan tek arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Görüşmek umuduyla, hoşçakalın arkadaşlar.